Bu yıl kutlu doğum haftasının genel teması, genel konusu insanlık onuru, insanın şahsiyeti. Tabii bu başlık altında birçok konuyu işlemek mümkün. Biz bugün İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti arasında bir kıyas yapmaya çalışacağız. Bilindiği üzere Batı medeniyeti kısa zaman önce, aslında çok değil, kısa zaman önce dünyada gücün odağı oldu, maddi gücün. Güç İslam ümmetinin elindeyken adaletin vasıtası ve vesilesiydi. İslam ümmeti gücü kaybedip güç Batı'nın eline geçince bu güç zulmün, zorbalığın, işgallerin, soykırımların, katliamların, sömürülerin ve bil cümle kötülüklerin vasıtası ve vesilesi oldu. Ne ki Batı bütün bunları yaparken bir de hiç utanmadan, yüzü kızarmadan kendisinin kapkara yüzünü aydınlık, İslam'ın aydınlık çehresini ise kara göstermeye çalıştı. Ve maalesef bizim mahallemizde bile İslam ümmeti dışındaki birçok halkları kandırdığı gibi bizim mahallemizde kendi çocuklarımızdan milyonlarca insanı da aldatmayı başardı. Yıllarca gençliğimizin bazen sağcı, bazen solcu, bazen komünizm, bazen faşizm, bazen başka bir takım fikir ve ideolojilere kapılması bundan olmuştur. Aslında sağcılık da solculuk da, komünizm, sosyalizm de faşizm de aynı kaynaklıydı. Batı'nın insanlık üzerine saldığı, onları birbirine düşürerek zayıflatmak ve böylece onları daha rahat işgal edip sömürmek için kullandıkları vasıtalar idi. Bu ve bunun benzeri bütün oyun ve desiseleri, bütün kalleşlikleri Batı yaptı. Bunu yaparken de maalesef insanlığa adalet nutukları ataraktan yaptı. İnsanlıktan bahsetti. İnsan hakları evrensel beyannamesinden bahsetti. Kadın hakları dedi, çocuk hakları dedi, işçi hakları dedi. Ama aslında bütün hakları çiğnemeye devam etti. Tabii artık mızrak çuvala sığmıyor. Bugün dünya halkları uyanmış durumda. Kara gösterilmek istenen aydınlığı ve ak gösterilmek, beyaz gösterilmek istenen karanlığı insanlık artık bugün görüyor. Bakara suresi 257. ayet, okuduğum ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyordu: İman edenlerin velisi Allah'tır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Küfürden, şirkten, günahtan, fısku fucurdan hidayete, tevhide, İslam'ın nuruna onları kavuşturur. Kafirlere gelince onların dostları, velileri ancak tağutlardır. Tağutlar ise kendi dostlarını nurdan karanlığa çıkarırlar ancak. Onların varacağı yer cehennemdir ve orada ebediyen kalıcıdırlar. Bu ayet ve bunun benzeri yüzlerce ayet aslında Kur'an-ı Kerim'in tamamının tamamı aydınlığın, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, merhametin, şefkatin, insanlığın sadece ve sadece İslam'la mümkün olduğunu haykırır.
İslam'ın dışındaki bütün izimler, ideolojiler, fikirler, sistemler insanlığı sadece cahiliyeye, sadece vahşete, sadece zulme, düşmanlığa, sadece anarşiye, kargaşaya, sadece adaletsizliğe götürür. Yaşadığımız asrımızda bunu binlerce örnekle ne kadar da net görüyoruz. Öyleyse muhterem kardeşlerim, adaletin ve aydınlığın kaynağı nedir? Adalet nedir? Onu anlamak zorundayız. İnsanlığı karanlığa götüren izimler, sistemler, fikirler nelerdir? Onu da bilmek zorundayız. Evet, birincisinin kaynağı sadece İslam'dır, Kur'an'dır, şeriat'tır. İkincisinin kaynağı ise İslam'ın dışındaki bütün fikir, ideoloji ve beşeri sistemlerdir. Öyleyse insanlık bundan 100 yıl öncesi, 300-500 yıl öncesi ya da 1400 yıl öncesi cahiliye karanlıklarından kurtulmak istiyorsa İslam'a dönmek zorundadır. Allah'ın emirlerine teslim olmak zorundadır muhterem kardeşlerim. İbrahim suresi 1. ayet. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan nase minaz zulumati ilen nur. İlen nur bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bu kitap var ya ey peygamber. Bu sana indirdiğimiz kitap insanları onunla karanlıklardan nura çıkarman için sana gönderdiğimiz bir kitaptır. Rablerinin izniyle bu kitapla onlara hükmettiğin zaman onları aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna iletmiş olacaksın buyurmaktadır. Hadid suresi 9. Huvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin bayyinâtin liyukhricakum minez-zulumâti ilen-nûr ve innallâhe bikum lerauful rahîm. Rabbiniz o Allah'tır ki kuluna apaçık ayetler indirdi ki sizi o ayetlerle karanlıklardan nura çıkarsın diye. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir, çok şefkatlidir buyurmakta Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşlerim, bu ve bunun benzeri birçok ayetler nurun, adaletin, kurtuluşun, özgürlüğün, kısacası bütün fazilet ve erdemlerin sadece İslam'da ve Kur'an'da olduğunu net bir şekilde ifade etmektedirler. Ancak birileri, iyi biliyorsunuz ki yıllarca bizim gençliğimize niye Avrupalılar bu kadar ileri, bak biz geri kaldık, bunun sebebi dindir dediler. Halbuki bu ülkede dün din rafa kaldırılalı onlarca yıl olmuştu. Bundan 40 yıl öncesini hatırlayınız. Bundan 30 yıl öncesini hatırlayınız. Bundan 50 yıl öncesini hatırlayınız. Gençlerimizin sağ sol diyerek veya başka isimlerle birbirlerine kıydığı, aynı silahla hem sağcı denilen hem solcu denilen nice gençlerin öldürüldüğü dönemleri hatırlayınız. Bu oyunları kim planladı? Nasıl planladı? Niçin planladı? Ve o dönemde ezilmiş halkların hakları kahrolsun, kahrolsun patron ağa devleti, yaşasın proletarya ve benzeri sözler nasıl da modaydı deyin. Türküler, şarkılar havada uçuşuyordu. Mesela bir taraf şu şarkıyı söylüyordu.
Kardeşi kardeşe çatar, it gibi pusuda yatar, kan döktürüp silah satar. Amerika katil, katil, katil diye şarkılar düzüyorlardı. İki taraf birbirlerine nice marşlarla, şarkılarla, türkülerle cevap veriyorlardı. Garip gençlerimiz, zavallı insanımız her iki fikrin de aynı kaynaktan çıktığını bilmiyorlardı. İşte bunu biz benim insanıma, benim vatanımın evladına yapan batıdır. Hala da insanlıktan dem vuran, adaletten bahseden batı. Batının bu kara yüzünü tanımak ve insanlığa tanıtmak lazım muhterem kardeşlerim. Bütün insanlara, ey insanlar, kurtuluş sadece İslam'dadır. Sadakat ve ahde vefa sadece İslam'dadır. Doğruluk ve dürüstlük sadece İslam'dadır. Kardeşlik, birlik, beraberlik, akrabalık, sıla-i rahim, komşuluk, paylaşma, merhamet ve şefkat sadece İslam'dadır. Bu mesajı çok sık vurgulamamız ve insanlığa anlatmamız lazım muhterem kardeşlerim. İnsanlık tarihi boyunca insanlar ne zaman vahiy ilahiye tabi olmuşsa, tabi olanlar bahsettiğimiz fazilete kavuşmuş, vahiy ilahiden sırtını dönenler, yüzünü çevirenler ise karanlığa mahkum olmuşlardır. Her türlü insanlık dışı karanlıklara mahkum olmuşlardır. Bugünün karanlığıyla dünün karanlığı arasında bir fark yok. Dünün karanlığında oluşturulmuş şekillerden putlara tapıyordu insanlar. Bugünün karanlığında ise fikir ve ideoloji olan putlara tapınıyor insanlar. Ama insanlık haklarının çiğnenmesi konusunda bugünün karanlığıyla eskinin karanlığı arasında çok fazla bir fark yok. Bugünün karanlığında zalim yine mazluma kıyıyor, güçlü zayıfı yine eziyor. Bugünün karanlığında, geçmişin karanlığında sadece kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Bugünün karanlığında kürtaj yasalarıyla hem de garanti altına alınmak suretiyle hem kız hem de erkek çocukları diri diri öldürülüyor. Geçmişin cahiliyesi kız çocuklarını doğduktan sonra toprağa gömüyordu. Bugünün cahiliyesi, çağdaş, ilerici, aydınlık cahiliyesi ceninleri ana rahminde öldürüyor, toprağa gömmüyor ama ceninlerin taze bedenlerini krem yapıp güzellik endüstrisi oluşturmuş, kadınlara güzellik malzemesi olarak, krem olarak satıyor. Hangi cahiliye daha karanlık? Hangi cahiliye daha vahşi? 20. yılın 21. yüzyılın cahiliyesi mi daha karanlık? 1400 yıl önceki cahiliye mi? 6. yüzyılın cahiliyesi mi daha karanlık? Bugünün cahiliyesi mi daha vahşi? Geçmişin cahiliyesi mi daha vahşi? Bunları bir kıyaslayın. Geçmişin cahiliyesinde evet insanlar kan döküyorlardı. Ama kılıçla, okla, mızrakla nokta atışı yaparak kan döküyorlardı. Birer birer kişi öldürüyorlardı. Bugünün cahiliyesi bir tuşa dokunmakla binler, yüz binleri öldürüyor. Hangi cahiliye daha karanlık? Ama bugünün cahiliyesi bütün bunları yaparken elinin altındaki devasa medya gücüyle insanlığa, kendisini insanlığa adalet getirici olarak tanıtıyor.
mazlum halkları gerici, yobaz, mürteci vesaire diye. Başta İslam alemi olmak üzere Müslümanları böyle suçlarken, ama kendilerini de ilerici olarak tanıtıyorlar. Öyle mi kardeşlerim? Bakınız, bu küresel krizin sonu ne olur bilmiyoruz. Ama aslında fıtratı bozulmamış salim bir yürek bütün insanlık için hep merhamet diler, güzellik diler, öyle değil mi? Barış ve esenlik diler. Ama bugün Batı'nın mali krizine içten içe sevinmemiz geliyor. Neden mi? İşte şahit olduğumuz bütün bu zulümlerden dolayı. Hatırlayınız, bu kriz öncesinde ABD'de kişi başına 65 bin dolar düşüyordu. Avrupa'da kişi başına yılda 27 ila 30 bin dolar düşüyordu. İslam ülkelerinde ortalama kişi başına 2 ile 3 bin dolar. Ama Afrika'daki 3. sınıf vatandaş denilen birçok ülkedeki Müslümanlara kişi başına 400 dolar düşüyor. Hatırlayın, 15 yıl önce Türkiye'de kişi başına 1000 dolarlara kadar geriledi milli hasıla. Nasıl oldu? Neden oldu? İçeriden ve dışarıdan soygunlarla, hortumlamalarla vesairelerle oldu. Elbette içeriden hainler, zalimler, hırsızlar, işbirlikçiler vardı. Ama bunun içerisinde de yine biz Irak'a ebedi özgürlük getireceğiz diyen ABD ve onunla beraber hareket eden 27-30 Batı ülkesi hepsi birden var idi. O üçüncü sınıf ülkelerin birçoklarında yılda kişi başına 400 dolar düşüyor muhterem kardeşlerim. Ayda değil, yılda. Yani bir insanın yemesi, içmesi, giyim kuşamı, sağlık giderleri, emniyet giderleri, bütün ihtiyaçları yılda 400 dolar. Batılının, Amerikalının, Avrupalının mutfağında ve yatak odasında beslediği itinin, finosunun aylık gideri 400 dolardan fazladır. İnsanlığa medeniyet nutku atan bu Batı, mazlum insana bir köpek kadar bile değer vermemiştir. Onların köpeği bir insandan 12 kat daha değerlidir. Hani Libyalıların üzerine atılan bir uçak vardı. Uçağı siz düşürdünüz dediler. Lockerbie skandalı vesaire diyerekten. O uçakta ölen her bir ABD'li için, her bir ABD'li için acaba 70 milyon dolar mı, 7 milyon dolar mı tam hatırlamıyorum, tazminat istedi ve söke söke aldılar Gaddafi'den. Hadi biz bunu 7 milyon dolar olarak alalım. Onların bir ölüsü 7 milyon dolar. Aynı ABD daha dün, bundan 3-4 yıl önce Afganistan'da bir düğüne attığı bombadan dolayı kendisine dava açıldı. Orada ölen 50-60 insan için, kadın, çocuk, yaşlı, genç, her birisi için, her bir aileye 2000 dolar verdi. Ve bunu kendisinin adil, tırnak içerisinde adil mahkemeleri böyle tescillediler. Ey bize adaletten bahseden Batı, sizin kara yüzünüzü biz çok gördük. Kendilerinin bir ölüsü 7 milyon dolar. Benim bir şehidimin değeri 2000 dolar. ABD'nin adaleti işte böyle bir şey. Oranın kendi vatandaşları için işleyen çarkları gereği maddi
refah içerisindeki hayatını görünce bizim bir zamanki Almancı kardeşlerimiz her geldiğinde ya orada insanlık var diyorlardı. İşte insanlık dedikleri aslında böyle bir şeydi. Bütün bunların hepsi o insanlık perdesinin arkasında yaşandı ve yaşanmaya devam etmektedir. Ebu Gureyb'ler kapanmadı kardeşlerim. Ebu Gureyb'ler kapanmadı. Batının Ebu Gureyb işkencehaneleri birçok yerde hala devam ediyor. Hani Obama daha seçilmeden önce Guantanamo'yu kapatacağım diyordu. Ama hala kapanmadı. Vesaire işkencehaneler de devam ediyor. Batının bu karanlık yüzünü tanımalıyız. Peki Batının karanlık yüzünü Batı'ya küfretmek için mi tanımalıyız? Hayır. Bu karanlığa bir mum yakmak için, adaletin İslam'da olduğunu insanlara haykırmak için, ümmete ve bütün insanlığa, ey insanlar, bu gidişat gidişat değil. Ey Batılılar, döktüğünüz kanda boğulacaksınız. Mazlumların gözyaşları sizi boğar. Mazlumların alın terleri ve emekleri sizi çarpar. Gelin İslam'ın adaletine teslim olun demek için bu gerçekleri bilmeli ve haykırmalıyız. Allah Celle Celaluhu İslam'ın adaletini anlayan, İslam medeniyetini yaşayan ve insanlığa insanlık mesajını, İslam mesajını, kutlu doğum mesajlarını, şefkatin, merhametin, barışın, esenliğin, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin mesajlarını insanlığa duyurmak için hakkıyla çalışan müminlere selam olsun.